Benim geçici ekip olarak bizler yollarda olarak karşına geçiş yok. Evet sevgili seyircilerimiz, Haberin Peşinde ekibi Karadeniz bölgesindeyiz ve Samsun Büyükşehir'deyiz. Samsun'umuzun hemen çıkışında Tekkeköy ilçemizdeyiz. Tekkeköy ilçemize bağlı olan Karışlar mahallesindeyiz. Gerçekten doğa güzelliğiyle görmenizi istediğimiz bir yer. Ve yanımızda çok değerli muhtarımız var, Ali Tanrıkulu. Sevgili muhtarım, öncelikle merhaba, nasılsınız? Teşekkür ederim. Efendim, Ali Tanrıkulu'nu ben tanıyorum ama bir de kamuoyu tanısın. Ali Tanrıkulu kimdir? Ali Tanrıkulu, Samsun Tekkeköy, Karışlar Mahalle Muhtarı. İkinci dönem bu dönemi. Hayırlı olsun diyelim. Eyvallah. Peki sevgili muhtarım, bu bir sevda işi, gönül işi. Aileden var mıydı böyle bir şey? Dedemden vardı. Aileden geliyor yani. Dedemden vardı. Evet. Peki sevgili muhtarım, ikinci döneminiz. Göreve geldiğinizde Karışlar neydi, ne oldu? Bize Karışlar anlatır mısınız? Şimdi Karışlar'da bayağı eksiklerimiz vardı. Bu eksiklerimizin hedef koyduğum 5 tane hedefim vardı. O hedeflerimi yerine getirdim. Tamamı geldi yani. Getirdim. Eksiklerimiz var ama bu seçtiğim hedefler büyüktü. Yani diğerlerine göre daha büyüktü. Kısaca bir anlatır mısın böyle? Şimdi mesela mahalle içerisinde çok daracık yol vardı. Evet. Orayı genişletme yaptık. Baz istasyonumuz yoktu, telefonlarımız çekmiyordu. İletişim çok önemli. Evet. En önemlisi de o yol ve iletişim. Çok önemli. Onu hallettik, şükürler olsun. Çok tehlikeli yollarımızda tehlikeli bölgeler gerçekten vardı. Onları düzelttik. Şimdi ise de yapıldı. 2 kilometre bir yolumuz kaldı. O da bu ay içerisinde başlar, biter. Peki Karışlar'ın yol sorunu tamamen çözecek mi diyorum tabii? Çözülecek. Büyükşehir'e ait yol çözülecek. Mahalle içi nasıl? Mahalle içi Tekkeköy Belediye'mizin de çok güzel çalışmaları oldu bu yıl. Hı. Yani olağanüstü diyebilirim. Çok hızlı bir giriş yaptı, evet. Hızlı bir giriş yaptı ve yaptıkları işin kalıcı. Çok güzel olduğunu. Kalıcı, işte, evet. Siz de geldiniz, görmüşsünüzdür yolları. Ama başkan bu konuda kararlı. Evet. Başkanımız o konuda kararlı, kendisine burada sizin şeyinizde de ona çok teşekkür ediyorum. Size teşekkür ederim Sayın Başkanımıza, evet. İşte böyle yol sorunumuz çözülüyor. Su sorunumuz vardı. İçme suyu sorunumuz vardı. Daha önce döşenmiş fakat sondajla çıkan bir suydu. Şu anda şebekeye bağlandı. Onu da o sıkıntıdan da kurtardık. Şebeke suyuna kavuşturunca. Evet. Şu anda sudan da bir sorunumuz yok. Sadece mahalle yollarımızın... Ne kadar mahalle arası yapılması gereken yollar muhtarım? Valla bu sene bir 5 kilometreye yakın yaptık. Böyle 2-3 yıl devam edersek
İnşallah bu dönem bitecek diyorsunuz. Kolaylaşır, yani. Kolaylaşır. Benim dönemimde biter inşallah. İnşallah, yani hayırlısı diyelim. Dönemde. Peki sevgili muhtarım, desem ki 3 tane beklentiniz nedir? Hayaliniz nedir bu dönem için? Sıralamaya koysanız birinci sıraya neyi koyarsınız? Ya ben birinci sıraya öncelikle ülkemin konumunu çok daha iyi olmasını istiyorum. Devlet olmadan millet olmaz. Evet, sözün bittiği yer gerçekten deriz ya her zaman için bizler devletimizle varız. Devlete yük olmayan tek millet, köylü milleti. Vergisini verir, üretimini yapar. Hizmet istemek de tabii ki doğal hakkı. Muhtarımı ayrıca tebrik ediyorum. Öncelikle devletimiz dedi. Evet muhtarım, buyurun. Yani büyük bir sıkıntımız yok. Ufak tefek kaldı, şeylerimiz kaldı. Onları da aşacağımıza... Çok amaçlı kullanabileceğimiz bir köy konağımız var mı? Mevlüttür, düğündür, taziyedir. Şimdi köy konağımız, kullanılmayan okullarımız var. Evet. Sağ olsun Tekiköy Belediye Başkanımız Sayın Hasan Tokar. Onun da tadil adını yaptırıyor. Kullanım hakkında. Köy hakkında düğündü, dernekti, çok işte amaçlı, seçim. Evet. Çok amaçlı. Seçimler bile kamu binalarında evet, yapılıyor. Onun için o da şu anda bakımda, bir ay içerisinde o da biter. Öyle tahmin ediyorum. Peki örnek muhtar olarak şunu öğrenmek istiyorum Ali abi. Buranın geçim kaynağı nedir? Ekonomisi nedir? Buranın ekonomisi tarım, tabii, hayvancılık. Nasıl? Çiftçinin durumu nasıl efendim? Çiftçinin durumu eskiye nazaran iyi. Şimdi bilinçli çiftçi kazanıyor mu Ali abi? Çok bilinçli olmamamıza rağmen yine de iyi. Vallahi üretim düşmekte tabii ki. Niye düşüyor? Maliyetler çoğalınca. Evet. Adam hazırı almayı daha tercih ediyor. Ama bizler tarım ülkesi yani. İşte biz zaman, üretmezsek şehirdeki ne yiyecek? Bir de o var yani. O var. İşte o zaman da şey yükseliyor. Maliyetler yükseliyor. Evet. Üreten onun da maliyeti yükseliyor. Yani ona da suç bulma şeyimiz yok. Hakkımız yok yani. Evet. Peki fındığın durumu nasıl Hüseyin? Geçen sene değildi, bu sene iyiydi. Fındık birkaç seneden beri, yanılmıyorsam 2-3 seneden beri fındığın durumu çok güzel. Yani üretici ürettiğinin karşılığını alabiliyor yani. Alıyor. Anladım. Yani şimdi... Sağlık ve eğitim. Bu dönem biliyorsunuz ki sizlerin şanssızlığı, gerçekten bir kriz, pandemi, hepsi arka arkaya geldi. Bu dönem hizmet yapmak zorlandı. Ama buna rağmen hizmet almanız da ayrıca bir gurur verici bir şey. Aldık. Çok teşekkür ederim o konuda. Büyükşehir Belediye Başkanımıza, Tekiköy Belediye Başkanımıza, o konuda çok teşekkür ederim. Hiç durmadılar. Yani pandemi bahane olmadı. Hayır, hiç durmadılar. Yani vatandaş bile pandemiden çekindiği anlarda biz devreye girdik. Çalışan ekibinden biz ilgilendik. Yani çalışma hususunda hiç pandemi olayı belediyelerimizde olmadı. Devlet desteği geldi mi abi? Devlet desteği pandemide geldi. Onu kabul edip alanlarımız da oldu, almayıp geri iade edenlerimiz de oldu. Bu kadar da duyarlı bir halkımız evet, var. Peki aynen, vatandaşı hizmet hep devletten mi bekliyor yoksa sizlere yardımcı oluyorlar mı? Tabii ki vatandaş yardımcı oluyor yeri geldiği zaman. Vatandaş yardımcı oluyor. Yani olamayan da olmak istiyor, olamasa da önemli değil yani. Evet. Peki sevgili muhtarım, şimdi bizler Karışlar'ın sokaklarına ineceğiz. Evet. Bakalım bizleri neler bekliyor. Kimlere teşekkür etmek istersin? Allah kimlere teşekkür edecek çok kişi var. Eksiklerimize rağmen öncelikle Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Demir'e. Sayın Cumhurbaşkanımıza tabii ki. Evet. Başta Cumhurbaşkanımıza. Evet. Onun yani anlatamam yani. Tarif olması. Evet. Tarifi başta Cumhurbaşkanımıza dediğiniz gibi Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Demir'e. Tekiköy Belediye Başkanımız Sayın Hasan Tokar Bey'e ve değerli ekiplerine. Çok önemli. Evet, gerçekten bu, ekip işi bu. Bu vatan için, bu millet için uğraşan, çalışan, gecesini gündüzüne katan, efendim, bu ülkeyi koruyan güvenlik güçlerimize, bu ülke için çalışan herkese teşekkür ederim. Biz de bu güzel dileklerinize gerçekten katılmamak için değil Ali Bey, sizleri tebrik ediyorum öncelikle. Çünkü bireysel düşünmüyorsunuz. Önce devlet, önce ülkemiz diyorsunuz. Ağzınıza sağlık, yüreğinize sağlık diyorum.
Şimdi bizler Karaslan'ın sokaklarına inelim. Bakalım bizler nerede bekliyor efendim. İnelim. Evet sevgili seyircilerimiz, bizler şimdi Karaslan'ın sokaklarına iniyoruz. Biz de kalın diyorum. Görüşmek dileğiyle, hoşça kalın. Sevgili seyircilerimiz, Karışlar'ın sokaklarındayız. Muhtarımın röportajda belirttiği gibi eski okulumuzun tadilatı yapılıyor. Burası çok amaçlı kullanılacak. Gerçekten ilçe belediye başkanımıza da biz de tebrik ediyoruz, teşekkür ediyoruz. Çünkü yıkılmaya yüz tutan okulların böyle değerlendirilmesi, halka kazandırılması çok önemli. Muhtarım, burası çok amaçlı olacak herhalde. Mutlaka çok amaçlı kullanılıyordu. Yapılınca daha iyi kullanılacak. Çevre düzenimiz yapılınca tabii mutlaka ki mevlüttür, düğündür. Aynen. O konularda kullanabileceğimiz bir yer. Kamu binası, seçim burada oluyor, işte toplantılar için çok müsait bir yer. Bakılmadığı zaman tabii ki yıkılacaktı. Aynen. Bu da çok önemli yani. Evet. Çarşamba dedikleri şekerdir. Bir şey konum olarak. Evet, ben teşekkür ederim. Burası merkez meydan. Merkez bir yer. Ulaşım rahatlığı var. Ulaşım rahatlığı var. Şu anda eksik olan sadece YEDAŞ'ın. Evet, elektrikle ilgili gerçekten ülkenin genel sorunu bu. Dağılımı sıkıntılı, çok eski döşenmiş. 40 yıllık tesisatlar yani, evet. Tarla aralarından geçiyor. Çünkü burası yeşil alan yani baktığı zaman. Evet. Peki bunun için müracaatınız oldu mu? Müracaatımız oldu. Fakat biraz ağırdan alınıyor. Evet, biz de burada YEDAŞ'ın yetkililerine sesleniyoruz. Gerçekten bu bölgelerde bir afet yaşanmadan önemli olan tedbir almak. Çünkü afet yaşandıktan sonra yapsanız bile ne olur diyorum. Muhtarım, son olarak teşekkür edeceğin kişi var mı? Valla kim milletine, memleketine en iyi şekilde hizmet edemiyorsa da etmek amacındaysa hepsine teşekkür ederim. Evet, sözün bittiği yer efendim. Biz de muhtarıma teşekkür ediyoruz. Her ne olursa olsun diyorum, bu ülke hepimizin, bizlerin ve yeni neslin Ali Bey gibi sevdalara ihtiyacı var diyorum. Karışlara emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Karışları unutmayacağız. 3 yıl boyunca takip edeceğiz diyorum. Bir dahaki programda başka konuklarla görüşmek dileğiyle Karışlar'dan Allah'a ısmarladık diyorum. Hoşçakalın. Eyvallah.